Evet. Erol Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Erol! Aslında, efendim. Aslında bütün Türkiye'yi tanıyor. Evet. Koş. Bir tostlar yapacak bugün. İşte evet, var ya. Atom tost yapacağız size. Tost evet. Böyle makinede yapılır. Ben ufak makinede yapıyorum. Eşim diyor ki ya üşenme çıkar şöyle bir tost makinesini de adam gibi tost yiyelim kokusuyla kocaman falan değil mi? Tost makinesi. Tam endüstriyel tost makinesi. Evet bizimki tam yara endüstriyel. Abi hemen bize birer tane attır ya. Vallahi. Tamam atom tost yapacağız. Bir sanat bu sanat. Değil mi? Bak aynen. Şimdi herkes Nazlı soracak. Benim eşim. Zavallı eşim. Yiyemez ki o şimdi. He ya tost aşerdi ya. Aşkım getireceğim hiç merak etme. Bir şey salam sosis sosis. Mehmetler gönderiversen hemen bir tane. Buradan ya da gidene kadar soğur ya. Sıcak, pişirsin. Sıcaksa dedi ki soğuk olsun ben dedim mikrodalgalı ısıtırım. Ay canım hızlı ya. Geliriz. İnşallah. Ticarette var ya yani, acil sipariş var da. Sen şimdi Antep'te mi yaşıyorsun normalde? Evet Antep'te yaşıyorum. Ay. Şimdi bize iyi bir tost için böyle doneler ver usta. Şimdi size... İyi bir tosttan. Kameraya. İyi bir tosttan ziyade bizim atom tostu yapacağız. 5 çeşit malzemeden yapıyoruz. 8 saat acıkmama garantisi veriyoruz ne? İş yerimizde. 8 saat acıkmama garantisi veriyoruz evet. Kaç kalori 5 peki çeşit o? Malzeme çok kalori. Yani işte. Sucuk var, salam var, yumurta var, kızartıyoruz, kaşarımız var ve tereyağında kızarmış sosisimiz var. 160 gramlık ekmeğimiz var. Ne yaptın abi? Evet. Bir gün yemezsin. Var ya 8 gün yeter. Evet. Aslında. Genelde misafirlerimiz iki kişi gelip bir tane yiyor zaten. Bir tane onu bitiremiyor. 8 saat değil, 8 gün yapalım. Önce makineyi tereyağı aladık. Aynen yağladık. Sucuğumuzu koyuyoruz. Bak stüdyo bir koktu böyle bir şey yok ya. Sadece tereyağı ne güzel. Ya çok, çok iyi tereyağı ya. Var ya. Benim ne? Değil mi? Tereyağı ne güzel bir şey. Aa. Tereyağı değil mi? Aha. Yapıyor musun evde kendi peynirini, tereyağını, yoğurdunu? Şeylerimi yapıyorum. Tereyağımı kayınvalidem yaptırıyor Sivas'ta. Ondan sonra birçok şeyimi ama salça, domateslerimi, turşularımı falan kurdum bu sene. Kendim yaptım hepsini. Kışlıklarım hazır. Bir şey diyeceğim, bunların hepsini bir ekmeğe mi koyacaksın usta? Yok, bu şimdi size 3 tane yapıyorum. 3 tane, sen bize bir tane önce bir yapsaydın. Tamam, yok, bir dolu diyorum size. Üçünü aynı anda yapacağım. Tamam, siparişler varsa 0-500, kaçtı bizim numaramız? Evet. Siparişleri ben alıyorum, alo. Abi buradaki orkestra onlara hemen yer yutar da. Seda da beni yutacak bugün ben size söyleyeyim vallahi. Birazdan... Niye ki? Birazdan niye Seda... Niye ki? Anlamadı hemen niye ki? Birazdan Seda Ören ve Demet Akalın'la gül böreği yarışmamız var. Yok ikimiz. Gerçekten direkt. Mi? Tabii göreceğiz bakalım. Kız gerçekten ne yapacağız? Sanki çok önemli bir şey yapıp payelle yapmayacağız. Börek işte. Hayır, siz bilmiyordum. Siz bana biz... sürpriz çıktı o yüzden. Ver kız eldivenleri o zaman. Siz hazırlanın biz Erol Bey'le tost yapmaya... Ama abi ya. Bu nedir ya? Kız sen de açma maçma yapıyorsun. Şey yapıyorsun. Yapıyorum ama sen daha başarılısın. Ben yufka açamam ki. Şöyle yakın çekim alalım. Açmam mesela o bana şey geliyor. Aa iyi Seda yiyeceğim bugün. Açarsın geliyor. Rahatla. Beyler buraya. Yakın yönetmenim. Çekim alalım. Yönetmenim olaya bak. Aa yumurta yiyorsun. Ben bunu evde yapsam var ya Buse beni evden kovar. Tost makinesini mahvet diye. Bunu kim yıkayacak diye. Abi onun üstüne kaşar koyacak daha değil mi? Ne? İşte eşim böyle yapıyor. Şöyle. Ay. Alişan. İşte eşim benim böyle yapıyor. Yemin et. Tabii onun küçüğü var bizde. Şöyle. O yüzden bir, normal bir dakika falan yumurta yani kızaracak. Ters çevireceğiz. Kaşarını, sosisini, salamını koyacağız. Atom. Evet atom tost. Yeter yani. Bu atom tost 8 saat acıkmama garantili. Aynen. Ama 8 saat... kilo alma garantili mi? 8 saat içinde acıkıp gelen varsa ikinci tostu ücretsiz veriyoruz. O ya, kadar. Hadi evet, artık. Kendimize güveniyoruz. Valla öyle arkadaşlarım tamam. Var ki. Erol atma Erol. Valla çok test yaptık kimse gelmedi. Saat 12'de yesem akşam 8'de acıkırsam. Aynen. Gelir, gelebilirsiniz hiç başlayalım sıkıntı yok. Evet baktan. Yönetmenim olaylar burada. Aynen. Şöyle. Baksana abi ya çok iyi ya. Sen yiyecek misin bundan şimdi? Nasıl? Yani ne bileyim abi diyettesin sen. Koşuyorsun ben diyet yapmıyorum ki ben sadece akşam yemek yemiyorum o kadar. Hı. Akşam yemiyorum. Ne yalancısın sen. Beğendiğin şey oldu ya beğendiğim bir şey oldu. Kaşarımızı diziyoruz. Ne yapıyorsun tövbe, ya? Tövbe tövbe ya, tövbe. Ne yapıyorsun ya? Allah sen büyüksün yarabbim. Ferman neler yaptın sen pandemide? Çok ekstrem bir şey söyle böyle. Çok değişik bir şey. Girdim mutfağa bunu yaptım bunu da becerdiğimi bilmiyordum. Senin vallahi, yemek iyidir şöyle. Kesin. Sen ya, de kebap mangal zaten eyvallah. Eyvallah mutfağa girdim yani. Yemek yaptım ama dediğim gibi içimizde bir marangozluk da varmış. Çünkü elektriği çağıramıyorsun, marangozu çağıramıyorsun. Bir şey kırılsa evde kendimiz tamir ettik. Tabii. Yani içimize ne hünerler varmış keşfettik.
Değil mi? Hepimizde öyle değil miydi? Ya ben de hiç dışarıdan birinin eve girmesi... Ben de içimde hiç hüner olmadığını geçiyorum. Bende de hiçbir şey yokmuş. Vallahi ben de çok güzel televizyon seyrediyormuşum, dizi seyrediyormuşum, onu öğrendim. Onlar nasıl yapılamıyormuş, ben de onu gördüm. Evet, tostumuz hazırlanıyor. İnsan mecbur kalınca şeyi öremiyormuş yani. Ferman gelsene şuna şuradan bir bak. Tek bir tostum, sadece bak ama yani. Tek bir tostun maliyeti kaç olursa? 15 ile 20 arası. 15 ile 20 arası. Bir akşam yemeği hani de bile yenebilecek. Yani Alişan şey. Bu aynen. Eklemeler yaptıktan sonra haklılık payı artıyor. 8 saat gerçekten insan. Aynen. Bunu kendimize güveniyoruz Ferman Bey. Yemin ederim bak. Ben bu tostu yani şeyde görsem, vitrinde görsem 8 saat miyavlarım ya. Herkes yesin, birbirimize kokmayalım. Ben size kokacağım diye üzülüyorum. Ben sarımsak yiyorum. Soğan taze taze sabah sabah. Ama şimdi. Olaylara gel, olaylara gel. Eyvah eyvah eyvah. Domates sosumuzu da sıktık. Allah Allah. Biber yer misiniz atayım mı? Atat acı biber. Ben bunu götürürüm böyle, biliyorsun. Öyle mi? Öyle götürürüm. Acı biber de. Antep acı biber. Antep acı biber. Evet, kaşar bitmedi. Kaçak kat çıkıyoruz. Bir kat daha kaşar çıktı, kaşar bitmedi. Bir kat daha kaşar, alo. Şimdi burada Antep mantep deniyor. Okan nerede şimdi? Abi ben bol malzemeyi seviyorum zaten. Okan nerede şimdi var ya? Ben bol malzemeyi seviyorum, sıkıntı yok. Parasını ekstra da veriyorum öyle olunca. Abi sen bize Antep'ten herhalde bir şeyler getirdin değil mi, biber falan? Ya şimdi Okan acayip hassaslıdır. Getirmedim ama göndereyim efendim. Aşk olsun. Erol! Normalde Demet Hanım ben haftaya çıkacaktım. Beni aradılar, yarın hemen... Sus, her şeyi söyle, bozma. Abi bütün sırlarımızı da anlatıyor. Senin mi var? Kalsın o zaman. Tamam. Al makineyi bana versene. Tükendi, tükendi. Evet, ekmeğimizi koyuyoruz. Bugün de... Tamam, yeter. Her gün bir şey götürüyorum mutfaktan. Her gün. Yakın çekim alalım. Evet. Yakın çekim alalım. Son katımızı da koyduk. Şöyle. Ve atom. Kaptım. Kız yarım kilo. Oh. Şimdi bir 2-3 dakika kızarsın, tereyağı alacağız. Bu arada tostlarımızın durumu... Hazır sayılır. İsferman abiyle birer tane tost. 3,5 kilo. Burada ben şarkılar sen yoksun yanımda diye Alişan'a tosta diyor. Sen yoksun yanımda. Ben ne yapayım? Görüntüler direkt oraya zoomluyor. Bakar mısın abi? Çok döndüm vay, ya. Vay, vay, vay. Ver abi. Ay, elim kaydı. Ferman abi yarı yarı yiyek mi? Elim bol. Tamam. Ben şimdi yemeyeyim sonra. Valla. Fırınımız şey tamam. Mi? Hadi at bacım da. Ben şöyle bir tadına bakacağım atalım sen, abi. Sen bakar mısın? Şimdi. Tamamı 8 saat acıktırmıyor. Yarısı 4 saat. Ben 2 saat sonra eşimle yemek yemem lazım. Alişan, onun da yarısını yiyeceğim. Böreği bir şey ettirir misin lütfen? Böreklerimizi şöyle gösterelim. Bak. Onunki daha güzel oldu. Ben dedim. O yapar. Kaçıncı kata? Kaydırdım sadece şey. E altta bir sürü şey var. Mi? Ben... Tadına bakın istersen. Böreklerimizi fırına veriyoruz. Yerim. Aynen. Şu alttaki sıcak değilse şunu çıkartalım. Aynen. Eldiven var mı? Heh, çıkartalım onu. Usta eline sağlık, tost efsane olmuş. Bu arada mobilya hediyemiz var ve Demet ve Alişan ile adresini yazmaya devam edin ama gerçekten ihtiyacınız varsa lütfen yazın. Çünkü gerçekten ihtiyacı olan birine gitmesini istiyoruz. Utanmadın değil mi? Yerken. Ben çeyreğini yedim, 2 saat bana yeter. Sen yemiyor musun? Şu an şey sürecinde misin? Rejim falan mı var? Diyet mi var? Ya ben zaten kilo aldım, veremiyorum ya. Of. Ama çok güzel gelir değil mi? Ama her şeyi de yiyorum. Dört tarafım var değil bu mi? Bu ne abi ya? Şöyle daha bir şarkı söylesin ben şey olurken. Sen şarkı ay, söyleyeyim hadi o yesin. Olur mu? Geliyorum. Canlı mı canlı söyleyeceğim? Canlı yapalım mı? Canlı mı söyleyeceğim? Ha, canlı tamam. Yapalım. Şey okusana, sen hep okursun. Devlerin aşkı. Aynen. Bir devlerin aşkı. İyi tamam. Hadi. Bana geçsem olayım.